Deniyorum. Deniyorum. Başka bir adam olmayı deniyorum. Zor. Ama onun için deniyorum. Çok zor olacak. Ama bu sefer deneyeceğim Şebnem. Aha. Tamam, geliyorum. Ali abi aradı. Uyu sen. Ne olmuş? Önemli bir şey mi var? Galiba. Herkes toplanıyormuş. Ezel bir şey yapacakmış. Tedarikli gel dedi. Ben de geliyorum. Yok yok. Yat sen. Seni çağırmadı. Tepamı yalnız bırakmam ki ben. Hem Uğur'un değil miyim ben senin? Öylesin. Ne konuşuyor yine bunlar? Arabada babamın ağzını bıçak açmıyordu. Öyle olunca ne olur? Vururlar, kırarlar. İntikam alırlar. Meydan okurlar. Savaş açarlar. Yine başımıza iş açarlar. Kocasına savaşa gönderen kadınlara döndük. Böyle toplanınca içim bir tuhaf oluyor. Babasını demek istedin herhalde. Babalarını savaşa yollayan. Tevfik. Tehlikeli bir şey yine değil mi? Değil. Ama önemli bir şey. Neymiş? Söylesene Tevfik, gittiler işte. Benim Şebnem. Dayı büyükleri topluyor. İşte sözü geçenleri. Niye? Toplantı yapacaklar. Gövde gösterisi. O ne demek şimdi yani? İşlerse Yusuf Eğir'e karşı isyan demek. Karşı çıkacaklar demek. Bu sefer hepsi. Dayı Ezel'i öne çıkaracak. Tevfik. Tevfik, nerede toplanıyorsunuz? Teknik olarak doğru ama bu işin showbiz kısmı da var. Ben şöyle bir şey düşündüm. Oteli açınca insanları otele getirebilmek için kumar dışında da bir şeyler yapmamız lazım. Böyle festival falan gibi bir şey. Bir hafta sonra bir rapor göreyim, oradan devam edelim. Ece Hanım, sizle yeniden çalışmak çok güzel. Senin de dahilin. Özlemişiz değil mi? Somurtma. Çekip çeviriyor çocuklar işte. Otel derdim değil Kenan. Yusuf, germe bizi sabah sabah, gözünü seveyim, sonra konuşalım. Kenan, ben senin randevu defterindeki saatlere girmem kardeşim. Bu Ramiz Karayeski. Hapisten çıktığında senindi. Ne oldu? Niye hala ortalıkta bu adam? Niye sürekli karşıma çıkıyor? Ramiz Karayeski seni bile gerdiyse fena. O masada güzel şeyler oluyor Kenan. Şimdi dayılarla, yok onun çömezleriyle elimizi çamurlayacağız. Kötü zaman Kenan, kötü zaman. Ortak, ne oldu? Sırlarını anlatıyordun. Bilmiyorum ya. Erken konuşmuşum galiba.
Nasıl? Sırdaş değil miyiz yani? Şu an yüzünü kara çıkarmamakla meşgulüm Ayşe. Çıta yükseldi ne de olsa. İzin verirsen. İyi. Tıpış tıpış gelip anlatacaksın nasılsa. Hep gelirsin. Alo. Bir dakika yavaş. Yavaş yavaş tane tane anlat. Nereye gidiyorlar? Hepsi mi? Ramiz de mi? Şey konuşuyoruz oğlum. Bana ne dediysen şimdi aynen tekrar et. Nereye gidiyorlar? Şimşek Sokak, Balat. Cengiz'i alabilir miyim? Tevfik, ne haber? Gittiniz mi? Geldik sayılır, ne oldu? Yok bir şey. Diyecektim, bu sefer gitmesen, ben de kalsan. Niye, bir şey mi oldu? Ne bileyim, içimde kötü bir his var. His mi sadece Şebnem? O yüzden mi söyledin? Yok, yani evet, ne bileyim işte, neyse. Tevfik! Söyle. Ben seni çok seviyorum Tevfik. Yan kötü adamları gel, olur mu? Olur. Şebnem gitme bir yere, kulüpte bekle beni, tamam mı? Önceden mi tanıyorsun Karaeski'yi? Kenan'ı anlatmadı mı? Kenan Birkan. Bir şey anlatacak. Yapıyor mu öyle şeyler? Karına yapıyor gibi öyle şeyler. Kenan'ın derdi hep Ramiz miydi? Hep. Öyle hemen indiremezsin öyle adamları. İnce ince çalıştık. Her şeyini bilirim o adinin. Şimdi hemen indiremez misin? Niye iş?
Hadi çocuk. Araba bekliyor. Antep. Güzel mi? Uzak. Mühim olan da o. Ne zaman döneceğim ben peki yeri? Meselesi olsun, alacağım ben seni. Abi, bari Selma'ya veda etseydin. Vakit yok Kenan. Polis ikimizin de peşinde. Adam öldürdün. Yakalarlarsa ne yaparlar biliyor musun? İpe dizerler, ipe. Sonra ben bile kurtaramam seni. Kitaplarım sana emanet. Her gün arayacağım. Selma'ya öyle söyle. Beklesin beni olur mu? Hadi çocuk, beni de yakalatacaksın. Yaz diyeceğim ama yazmazsın. Oradakiler ne derse yap. Kafana göre iş yapma. Arada bir aram olur mu? Yalnız sokağa çıkma. Hele gece hiç. Gerçi ararım ben seni. Bilmediğin yerlere gitme. Tanımadığın adamla konuşma. Kafan hep önde yürü. Zaten gelirim birkaç aya değil mi? Bir daha ala istiyorsan Kenan. Tamam, uzun etme. Allah'a emanet. Kenan! Selma! Gidiyordun. Veda etmeyecektin. Selma polis! Cehennemin dibine git. Ya dursana Kenan! O kadar peşimden koştun. Almadığın hediye, yapmadığın numara kalmadı. Şimdi de kalkıp gidiyorsun. Defol git! Ya bir dinle! Kandırdın beni, yarı yolda bıraktın. Dur! Ben istiyor muyum seni bırakmak? Nasıl içim yanıyor biliyor musun sen? Yalancısın. Ben sana inandım. Ne dedim ki? Aşığım dedin. Öyleyim. Yalan. Gidiyorsun işte, gitmiyor musun? Çok hoyratsın Selma. Nasıl aşık olduğumu biliyorsun sana. Nasıl üzüldüğümü de. Elimde olsa gitmeyeceğimi de. Sen bana acı çektirmek için yapıyorsun. İyice sökülsün ki kalbim yerinden. İyice eritti mi? Seni düşünmekten nefes alamıyorum. Ondan yapıyorsun. Böyle gitmemi istiyorsan, için el veriyorsa tamam. Ne yapalım? Allahaısmarladık. Kenan! Anlaşmanız bittiyse geç. İkimiz de koklayacaklar yoksa hapiste. Her gece arayacağım. Unutma. 12'de. Abi. Selma sana emanet.
Ramiz Kareski, bizimle geliyorsun. Tamam doktor bey. Ben annem için ziyarete geleceğim zaten sizin. Sağ olun, iyi günler. Çıktı dışarı. Cengiz'i aradı. Ben gideyim konuşayım mı? Ha, öğreneyim neymiş. Söyler bana. Ben gideyim bulayım abi. Vardır illa işin içinde bir iş. İkili oynatırız ha dayı. Ben senin kitapları okuyup duruyorum. Bak kafam nasıl çalışıyor. İkili oynatırız. Ajan yaparız onu. Ajan olsun. Çocuk. Ha dayı. Sus. Ezel. Söyle. Tevfik. Bugünlük paydosun. Ali sen Şebnem'i... Olmaz. Olmaz. Bulur getiririm ben onu. Neredeyse bulur getiririm. Vallahi getiririm. Burada oturmam. Benim sorumluluğum abi. Artık senin sorumluluğun değil Tevfik. Ali Tevfik'i istirahat ettir. Benim sorumluluğum. Lan! Bir ay önce aldım bunu. Kutuda taşımıyorum anlaşılmasın diye. Sen anlarsın abi. Ha, sen anlarsın. Benim sorumluluğum. Buraya getir. Konuşma, bir şey anlatmasın sana. Burada hepimiz anlasın. Bakalım ne bileyim, belki vardır bir şey. Ha, değil mi? Değil mi? Buraya getir Tevfik. Ezel, şimdi bu kız buraya gelince ne yapacağına karar verdin mi? Anlamadım. Ezel anlar. Hı? Bu kız ne zamandan beri öbür tarafta? Mert'ten önce mi? Bahar'dan önce mi? Hı? Eğer öyleyse bu kız buraya gelince ne karar vereceksin Ezel? Ben verirsem affı yok. Benim kitabımda af yok. Ali. Bahar o. Tefo be. Aşık olunacak kadını buldum. Benim kitabımda da affı yoktur. Geldiğinde konuştur Ali. O kolay, konuştururuz da. Sen düşün. Öyle çıkarsa ne yapacaksın Şemlan'a? Unutma Cengiz. Bu işte ilkeler başta gelir. Bizim gibi adamları onlardan ayıran bizim değerlerimiz var. Unutma Yusuf abi. Senden çok şey öğreniyorum. Hiçbirini unutmayacağım. İyi. Derler ya Allah'ın hakkı üçtür diye. Eşit koşmak gibi olmasın ama üç iyidir. Dostuna düşmanına üç hak vereceksin. Üçü doldurunca oracıkta boğacaksın. Tamam. Senin de üç etti Cengiz. Ne üç etti abi? Üç kere yardım teklif ettin bana. Bir, İskender. İki, kulübe polis baskını. Üç, şimdi bu toplantı. Üçünde de sayende aldım elime. Yusuf abi. Üç etti Cengiz.
Benden değil vallahi. İçerideki adam, yani daha doğrusu kadın. O söyledi hepsini. Öyle mi? Öyle. Ya vallahi öyle. İkimizi de kandırdı. Simit ister misin abi? Yusuf Bey, siz ister misiniz? Üç kere yani. Üç kere kandırdı seni. Evet. Üç kere kandırdı. Ya dur bir dakika. Yine mi? Üç hakkı doldurunca oracıkta boğacaksın Cengiz. Sen boğmazsan ben boğarım. Tamam. Tamam. Neydi kızımızın adı? Şebnem. O benim. Yolculuk nereye? Sürpriz yapacaktım. Ava'ya falan gideriz diye düşündüm. Bugün off günümüz ya. Olmaz mı? İyi olurdu vallahi. Kötü adamları hallettiniz mi? Birkaç tane kaldı. Ramiz'le Ezel kandırdı mı herkesi? Gitmedik ki Şebnem. Niye? Gitseydik bizi bekliyor olurlardı Şebnem. Çünkü gitseydik ben şimdi burada olamazdım. Gitseydik şimdi ölmüştür. Biri mi haber vermiş? Biri haber vermiş. Hem de kim biliyor musun? Ekipten biri. Bizden biri. Benim en sevdiğim. Onu ilk gördüğümde... Hapisten yeni çıkmışım onu ilk gördüğümde. Pantolonum yırtık. Arkamı dönmüyorum görmesin diye. Her gece yatarken onu düşünüyorum. Ulan diyorum Tevfik. Böyle güzel kız senin gibi bir adama bakar mı? Sonra bir gün bakıyor. Eriyorum lan. Eriyorum. Allah'ım diyorum ben bu kızı hak edecek ne yaptım? Sonra diyorum ki Tevfik, bak değişeceksin. Bu kız için değişeceksin. Kitap okuyacaksın. Adap öğreneceksin. Adam olacaksın diyorum, adam. Çünkü Tevfik diyorum, böyle şans hayatta bir kere gelir insana. Ama dedim sana Tevfik. Gidelim dedim. Silahları bırak yalvardım. Gidelim dedim. Deniyordum lan. Gidecektik. Hiçbir yere gitmeyecektin Tevfik. Ben bir şey yapmasam sen hiçbir yere gitmeyecektin. Sen de bunu mu yaptın Şebnem?
Sen de bana bunu mu yaptın? Onlardan değilim ben. Sus. Ne olur dinle. Sus. Tevfik yalvarırım. Ne duyduysan, ne gördüysen hiçbiri doğru değil. Bırak anlatayım. Ben... Tevfik. Tevfik! Tevfik. Nerede peki şimdi? Kaçtı. Ama abi. Şebnem onlara çalışıyorsa niye öldürmek istiyorlar onu? Onlara çalışmadığını mı düşünüyorsun? Yok. Bilmiyorum. Ama sesi samimi geliyordu. Dinlemeyecektin Tevfik. Buraya getirecektin. Dinlemedim. Dinlemedim. Abi burayı ona tutmuştum. Tevfik buraya gel. Her şeyde yalan olmaz değil mi abi? Tevfik kulübe gel. Buraya gel. Unut Şebnem'i buraya gel. Duydun mu beni? Tevfik. Ali. Gidiyorum. Ben de gidiyorum sen de. Olmaz Ezel. Olmaz. Yusuf mekanı boş bulunca oynadığımız oyunu da anlayacaktır. Mutlaka bir karşılık verecektir. Ben arkadaşlarla bir görüşeyim. Hı? Meydanı boş bırakmayalım. Sen burada kalacaksın Ezel. Artık hedefsin sen. Saklanmasını bileceksin, anladın mı? Burada kalacaksın ve karar vereceksin. Şebnem gelince ne yapacaksın? Hapis miyim yani burada şimdi? Ali hadi gidiyoruz. Lider olmak bir koltuğa hapsolmaktır yeğen. Kim yaptı? Kim öldürdü Sait'i? Bilmiyorum. Konuş Ramiz. Konuşmadan bırakmam. Kalırız komiserim. He. Dayı oldun ya, adam oldun değil mi? Son kez soruyorum Ramiz. Söyle kurtul.
Kim öldürdü Sait'i? Çıkın dışarı. Çıkın dedim! Kilitleyin kapıyı. Kaç senedir tanıyorum ben Hayratlı'yı? Bilmiyorum. Cevap verme. En iyilerindendi Sait. Zamanında az uğraştırmadı bizi. Ama akıllı adamdı. Çözüm buldu. Alemin pisliğini temizlerdi. Bizden önce hallederdi başını kaldıranları. Duydun mu? Duydum komiserim. Kaç baskınımıza ateşle karşılık verdiler biliyor musun sen? Büyük olmayı polise sataşmak sanan kaç tane yolumu kesti biliyor musun? Haberin var mı? Biz onlardan değiliz komiserim. Büyüksün yani sen de. Hayratlı gibisin öyle mi? Onun yerine geçeceksin, her şey senin olacak. Gazino, kumarhane, alemin babası sen olacaksın öyle mi? Estağfurullah komiserim. Mafya kesilmeyecek mi lan başıma? Uyuşturucu gırla gitmeyecek mi mekanda? Kullandırtmam da sattırmam da. Fuhuş, konsumasyon almayacak mı başını? Yapanı barındırmam komiserim. Kaçakçılık, haraç, çete, hırgür. Onlar da değil mi lan gözün? Bizim işimiz hır çıkarmak değil, çıkaranı koparmak komiserim. Silah? O ne olacak peki? Tabanca? İşte oradadır komiserim. Bizi silahla yakala, cezamız neyse razıyız. Yatar çıkarız. Ama bir gün silahsız çıkarsak laf yürür. Ertesi gün 50 pusu kurulur. Benim silahı bıraktığım gün Ramiz Karaeski'nin öldüğü gündür komiserim. Fena değil. Hayratlı kendi gibi yetiştirmiş seni. Çay getir Ramiz Bey'e. Bir konuşalım bakalım. Seninle de anlaşabilecek miyiz Sait gibi? Şüpheleniyorlar mı? Bilmiyorum. Ama çok sıkıştırıldılar. Demedin değil mi bir şey? Adı geçmedi yani. Ya bu bir tuzaksa? Ya gelince yakalarlarsa? Bu komiser fena. Cin gibi. Eğer Kenan'ı bir düşürürse bülbül gibi şakıtır sorguda. Gelmesin o zaman daha. Ya biliyoruz Selma, tamam. Bir komiserin lafına hemen güvenecek değiliz. Önce bir anlayalım huyunu suyunu. O zamana kadar saklayacağım ben Kenan'ı. Peki seni bıraktı mı şimdi? Tamam mı? Hadi düş önüme ya. Hapse girmeyeceğime göre? Artık patron sensin. Ben de geleyim mi dayı? Hadi Ali, hadi. Sen işinin başına. Kapat kapıyı, gidiyoruz. Ali. Konuşmamız gerek. Bizim? Olur.
Azat o gece ben... Şebnem'le ilgili Ali. Buldunuz mu? He. Yok, kaçmış Tevfik'in elinden. Ortalığı hala bırakacağım şimdi bilen varsa diye. Sokak alemi. Sen iyi bilirsin. Sokak çocuğuyum ben. Sokak konuşur benimle. Dayarım kulağa, kimsenin duymadığını duyarım. Kaçmaz benden. İyi o zaman. Ben Şebnem'in yerini söyleyecektim ama sen daya kulağını. Hijyen problemi olmuyor mu? Nereden biliyorsun sen Şebnem'in yerini? Birkaç gece beraber çıkmıştık onunla. Götür bakalım bize. O otele bırakmıştım onu. Herhalde vermemiş odayı geri. Tamam, dikkatli sür ama ha. Şaka şaka. Sen burada bekle. Bundan sonrası bende. Merhaba. Merhaba. Şebnem Sertuna'nın odası kaçtı acaba? Şebnem Hanım biraz önce çıktı. Biliyorum. Acil çıkmış galiba. Ama eşyalarını almayı unutmuş. Onları almaya beni Cengiz Bey gönderdi. Tabii efendim. Buyurun. Eski mobilyacı öncelikle. Önce ondan teklif al. Ya da alma, teklif ver. Hatta verme. Benim çıkaracağım teklife okey al. Ah, geldin mi sonunda? Hadi bakalım. Sana mola. Fırla. Kenan'dan hoşlanıyor musun? Üf, bir şey diyeceksin sandım. Diyeceğim zaten. Sırrımı bilmek istemiyor musun? Neyinden hoşlanacağım Cengiz? Eyşan demesinden değil herhalde. Ne bileyim, parasından, gücünden. Seversin sen. Ne ilgisi var senin sırrınla? Çok ilgisi var. Ama zaten bu kadar uzattığına göre hoşlanıyorsun demektir. Saçmalama. O benden hoşlanıyor. Ben iyi geçiniyorum sadece. Farkındaysan yeni bir hayat kuruyoruz sayesinde. İyi geçinmek akıllıca olur ha? İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Artık gerek yok. Hazırsan söylüyorum. Yusuf'u da, Kenan'ı da alt edeceğim. Yakında imparatorluk benim olacak. Bu muydu sırrın? Hiç güleceğim yoktu Cengiz. Hadi sana iyi alt etmeler. İşim gücüm var benim. Ya dur. Dur bir dinle. Ne yaptığımı bilmiyorsun ki. Cengiz, o kadar uzun boylu değil. Kenan Birkan'dan bahsediyoruz. Biliyoruz herhalde. Ne kadar zamandır ilmek ilmek örüyorum, ne planlar yapıyorum bir bilsen. Sen beni tanımıyor musun ya? Sen söyle tek. Yakında ortalık bayağı kızışacak. O gün geldiğinde benim yanımda mı olacaksın, Kenan'ın yanında mı? İspat et. Hı? Kenan'ı yenebileceğini ispat et, senin yanında olayım. Nasıl bir ispat? Bilmem. Her şeyi düşünmüşsün ya, onu da bulursun. Ama bir ipucu vereyim istiyorsan. Küçük, onu yenmen için. Ona karşı çıkma. Yanında ol. Yalışayım yani. Senin yaptığın gibi. İyi günler Cengiz. Tamam dur. Dur. Dinliyorum. Kenan benim gördüğüm en yalnız adam. İyi tanı onu. İyice yaklaş. Hoşuna gidecek şeyler yap. Ne bileyim, bir derdinden falan kurtar. Gözüne gir yani. İşin kolaylaşır. Hah. Kenan'sa bak şey yap.
Kenan. İyi bir başlangıç olur. Cengiz Bey. Yaptın mı? Maalesef. Kaçtı. Aferin. Bunun için mi aradın? Ötekiler de peşinde. Sanırım deşifre oldu. Bana bak. Temmuz musun, Haziran mısın, neysen. Ne yap, yap. Onlardan önce bul Şebnem, tamam mı? Şebnem! Çık, ben geldim. Yok oğlum Şebnem. Ne Şebnem'i? Seni mi bekleyecek burada? Şebnem! Nerede o? Ne yaptın? Sen bir silahı indir de hacı. Çık dışarı Ali abi. Çık git buradan. Defo. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyor muyum? Hı? Aynı meslekteniz bir Ali abi. Niye geldiğini anlamıyor muyum? Defo. Yatağa bak. Ömer'in belgeleri. Hepsini dosyalamış. Ali abi elimden bir kaza çıkacak. Çık git diyorum bak. Ezel'in Ömer olduğunu Şebnem Kenan'a söylemiş. Bak şuna, tarihlere bak. Ezel'le Bahar. Ali'yle Bahar. Okuyayım mı sana? He? Okuyayım mı? Al sana not. Bahar. Ezel ve Ali'nin ortak zayıf noktası. Okar'ı söylemiş Bahar'a. Okar'a hedef göstermiş. Yapmaz. 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 Yapmaz ha? Peki. Al. Mert, Can, hepsi, Tefo, hepsi içimizi oymuş lan. Yapmaz! Tanıyorum ben Şebnem'i, Tefo! Tanıyorsun ha? Tanıyorsun. Al. Burada biliyor muydun? Eskiden de o, bıraktı. Ne bırakması lan? Bir bok bıraktı yok. Vuruş yapmaya gelmiş buraya. Bu karenin kafasında bundan başka bir şey yok Defo. Tanıyorsun ha? Al, al söyle. Tanıyorsun. Bak. Sen koydun onu oraya. Ezel söyledi, sen koydun. Kafayı mı yedin lan sen? Niye yapayım öyle bir şey? Kullanmak için. Yine elime silah verip kullanmak için beni. Yapmayacağım. Yine yapmayacağım. Ha. Ölümsünüz lan siz. Etrafınızdaki herkes ölüyor. Kamil öldü. Bahar öldü. Elime silah verdin, Eren'e ateş et dedin. Demedim lan ben öyle bir şey. Dediniz, kafamın içinde dediniz. Ateş et dedin, ateş et dediniz. Defo. Dedin, dediniz. Sadakat dediniz, namus dediniz. Ne anlarım lan ben onlardan? Doğru olanı yapmaya çalışıyorum. O hain diyorum. Ama seviyorum onu. Doğru olan bu diyorum. Kafamın içinde bir ses yapma diyor. Yapma. Yapma diyor. O senin kardeşin diyor. O senin küçük kardeşin diyor.
Bunu ateş et. 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 Ateş etmeyeceğim Ali abi. Ateş etmeyeceğim. Ateş ettirme bana ne olur. Ateş ettirme bana. Ateş ettirme Ali abi. Gözünü seveyim Ali abi. Ateş ettirme bana. Arada Yusuf Eğir var. Herif tek lafıyla kafamı ayırır. Öyle bir adam. Ama Kenan'a ulaşmak için onu geçmem lazım. Sonra da Kenan'a yaklaşmalıyım. Ama heriften nasıl iğreniyorum bir bilsen. Bir tavsiye usta. Sen meselelere başka taraftan bakmayı herkesten iyi biliyorsun. Bilirim. Şimdi fotoğrafa dışarıdan bakınca ne görüyorum biliyor musun Cengiz? Eyşan, Kenan, Eğir. Bu pozisyonda sana bunların hakikaten ihtiyaçları var mı? Yok. O kadar da değil. Ben dışarıdan gördüğümü söylüyorum Cengiz. Eyşan haklı. Yani senin kendini kanıtlaman için az vaktin var. Kenan'ı haklamak için Kenan'ı kazanmak gerek. Öyle bir şey yap ki Cengiz. Kenan senin suçuna ortak olsun. Öyle bir şey yap ki Kenan'a karşı Eyşan'ı kullanabileceğin bir kuzun olsun elinde. Ya nereden bulacağım ben öyle bir şeyi? Yaslan arkana, iç çayını. Aklına gelince fırsat pat diye çıkar önüne. Sen hiç merak etme damat. Sen karşılığını istemeden tavsiye dağıtmazdın. Ne oldu? Yaşlandıkça yumuşuyor musun yoksa? Bir yumuşama yok Allah'a şükür. Ama o Kenan, o Kenan yok mu? Ne yaptırdı bana ya Cengiz? Kanıma girdi. Kandırdı beni. Kızımı Eyşan'a kullandı. Ondan sonra da kendi iyiliğim içinmiş gibi buralara sürdü beni. Kulak arkası ediyor beni. Çok güçlüymüş ya. Ulan senin gücün yakışıklı Serdar'a vız gelir tırs gider. O benim düşmanım Cengiz. O bizim düşmanımız öyle değil mi? Tabii ki öyle abi. Emret Yusuf abi. Bu Şebnem 3 kere sıçradı. Şimdi ne oldu? Kaçıyor, kovalıyoruz. Diğer tarafta anladı, onlar da kovalıyorlar. Merak etme, geceyi çıkarmaz. Cengiz, şöyle söyleyeyim. Ben merak etmem. Ne yapacağımı başkaları merak eder. Akşama kadar hallet o işi. Tamam. Bir de şeyi soracağım sana. Bu Ezel hiçbir yerde yok, çıkmadı. Ramiz de sağlama almış ortalığı. Konuşan da çıkmadı. Bir fikrin var mı? Ezel öyle kuytuya saklanmaz. Onu bulmak için gizli yerlere bakmayın. Hiç bakmayacağınız bir yerdedir şimdi o. Çözüm sayfasına geç Cengiz. Vurkaç'a baktınız mı? O kadar diyorsun. Ezel bu. Senin kapına dayanmadığına şükret. İşini yap Cengiz. Alo. Evet benim. Sağ olun. Tabii görüşelim. Bir şeyleri değiştireceğiz. Niyetimiz o. Arayacağım. Desteğiniz önemli. Ne arıyorsun burada? İşe aldın, geç kalma dedin. Kapı açıktı. Ha, şey biz kapalıyız pazartesileri. Ha. İyi.
Benim favori dizim. Pazartesileri izleyebileceğim o zaman. Kusura bakma demin. Dert değil. O zaman yarın... ben biraz... Ha, yapacak... gideyim. Peki. Tamam, diyecektim ki. Hazır gelmişken barda biraz çalışayım mı? Ama git diyorsun, yarın geleyim o zaman. Lütfen. İstersen... Ya biz geçen sefer nasıl konuşabildik o kadar? Hangi geçen sefer? Ha. Hiç olmayan geçen sefer, hani hiçbir şey anlatmadığım. Hatta hiç olmayan bu sefer, hiç gelmemişim gibi karanlığa karışıyor. Bade! Ya bir de... Kısa film gibi olduk. Sen bize CD getirdin, onu diyecektin. Sağ ol. Ben de gel istersen biraz barda çalış diyecektim. Cidden? Konuşmadan önce söz alacağız. Barda tertemiz yapacağız, tamam mı? Mükemmel. Ben iyi başlangıç diye buna derim. İyi bir başlangıç olmadı Kenan. Seni çok özlüyorum böyle. Ne yapıyorsun Ramiz? Ya liseli aşıklara döndünüz ha. Düğün ne zaman? Of. Bana bir asır gibi geliyor ama 3 ay oldu daha gideli. Polis de hala yokluyor. Böyle vakit geçmez ki. Bütün gün mektup yaz. Akşam telefon başında. Meşgul olacak başka şeyler bul. Ya tabii. Sahneye kim çıkacak? Çıkmak istemiyor musun? İstiyorum da... bazen hiç gücüm olmuyor Ramiz. Eskisi gibi değil ki hiçbir şey. Kenan yok. Sen zaten beni görmüyorsun artık. Ben hep görüyorum seni Selma. Sosyetik misafirlerin, siyasetçiler, iş adamları... Nereye gitsen arkanda bir ordu. İş isteyen, para isteyen, yardım isteyen. Of! Kenan burada olsa keşke. Gel bana. O masayı görüyor musun? İstanbul'a ilk geldiğimde... bu masa benim olacak dedim. Oldu da. Oğlum dansöz inince anons et. Selma Hanım bu gece sahneye çıkmayacak. Emrin olur dayı. Ama herkes gördü burada olduğumu. Bu masa benimse benim dediğim olur. Ben de diyorum ki, o gece senin kafanı biraz meşgul edeceğiz. Nasıl olacak o? Bu gece de burası sana hizmet edecek. Oğlum Ümit. Anlat o zaman. Sonra anlatayım. Ailen peki? Onları da bilmiyorum. Onların yeri ayrı. Memleketteler. Sıra sende. Benimki şöyle. Bir annem var. Sonra da... Soruyorum. İlk aşkın kim?
köyden Zeliha. Böyle kapkara kocaman gözleri vardı. Saçlar kuzgun gibi. Şerefsiz. Lan sen tek tabancaysan ben o tabancanın barutuyum. Ben olmazsam kendi canını bile alamazsın dedi. Tanımasam yalancı diyeceğim. Tanıyor musun ki? Sen diyorum. Beni tanıyor musun? Daha ilk defa konuşuyoruz sayılır. Daha evvel sen bana hiç yakından baktın mı? Gerçek bana. Oldu saat. Kenan arar şimdi. İyi bir başlangıç oldu ama. Ne? Nasıldı? Gerçek seni tanımaya. Şebnem'i bulamadık ama başka şeyler bulduk. Bilmek istiyor muyum? Bilmen lazım. Uyuşturucuya başlamış yine. Bir de şey... Öbür tarafa dosyalar hazırlamış. Ne zamandır? Ne kadar önce hazırlamış? Bahardan önce. O kadar. Kim var dosyalarda? Herkes. Şey var mı? Var mı? Var kardeşim. Mert de var. Ne yazıyor? Kolay. Kolay lokma yazıyor. Savunmasız. Ali abi. Ezel. Bir karar vermen lazım artık. Şebnem'i bulunca ne yapacağız? Önce bir bul Ali. Önce bul. E burası işte. Buraya getirdim dedi otelin taksicisi. Şebnem? Tevfik. Affedecek misin beni? Neredesin? Sandığın şeyi yapmadım Tevfik. Affedeceğim de. Affettim bile Şebnem, ben neler yaptım? Tevfik bana çok kötü şeyler yaptırdılar. Neredesin Şebnem? Söyle geleyim alayım seni. Tevfik gitmem gerek. Kötü adam geldi. Kim? Kim? Merhaba. Şimdi herkes beni öldürmek istiyor. İçeri alın beni artık. İçeri alacaktınız beni. Koruyacaksınız beni değil mi? Peki. Ama önce... ödülüm. Öldürmedi, öldürmedi. Ne yaptı peki?
Kapa şunu! Kapa şunu! Hiç sırası değil. Tamam. Kenan gelsin o zaman. Aşağıda. Aman Yusuf'u getireyim deme buraya. Adam boğmaya çok meraklıdır. Şikayet mi etti saniyesinde? Bana verdiğin adam bugün verdiğim hiçbir işi beceremedi dedi bana. Aa, bakma bana öyle. Hiç sevmem. Ben sana çıkış yolu gösterecek adam değilim. Çıkış yolunu sen göstereceksin bana. Ne göstereceğim? Akıllı bir manevra olur. Bir beceriklilik olur. Eline aldığın işi bitireceğini gösteren bir şey olur. Ne bileyim, orasını sen bul artık. Tamam. İspatlayacağım kendimi. Madem zahmet edip buraya kadar geldin. Ama ben onun için gelmedim. Yusuf'un araması tamamen doğaçlamaydı. Ben senin kayınpederin için geldim. Serdar. Nerede biliyor musun? Yok. Sen bilmiyor musun? Ortalıkta dolanma dedim adama. Tam bir fare çıktı. Şimdi de deliğinden çıkmıyor. Öyledir o. Sen niye bulmak istiyorsun ki onu? Küçük sinek vakası. Aklınca sıkıştırıyor. Eyşe anası ölermiş Mert hikayesini. Zaten Eyşe'nin hatırına uzatmıştım vadesini ama hatırda bir yere kadar değil mi? Kesmek mi istiyorsun biletini?
soruya sen cevap vermek ister misin? Şebnem'i bulduk Ezel. Gelelim mi? Yok, misafirlerimiz var dışarıda. Adam mı koymuşlar yanına, ne yapayım? Geleyim mi ya da dayıya haber vereyim? Şebnem'in durumu nasıl? Yedik, Temmuz uyuşturdu. Ezel alo, orada mısın? Bir şey söyle artık, orada mı şey yapalım? Buluşalım. Anlamıyorum ki. Duymuyorum, hadi bir saniye. Bade. Müzik. Ali duymuyorum, arayacağım ben seni. Tamam. Dayı bir durum var. Çok zor bir karar vermem gerek. Zor bir karar vermen gerek. Boş ver, sen işine bak. Kusura bakma. Maaşım ne kadar olacak? Nasıl? Ben hep böyle yaparım. Diyelim zor bir karar vermem gerekiyor. Mesela bu benim durumumda hangi kıyafeti almalıyım? Espriydi. Ha pardon ya, ben maaşta kaldım. İyi, kal kal. Şöyle yapıyorsun. Önce kolaylardan başlıyorsun. Gündelik şeylere karar vereceksin önce. İyi formül. Ne kadar? Maaşın. Ha, bilmem, düşünmedim. Sen de hiçbir şeye karar veremiyorsun ama. 1000 lira. İyi midir 1000 lira? İyidir. İyi diyorsan iyidir. Kaçta gelmem gerek buraya? 5 gibi işte. 5'te gelirsin, gece 3'te çıkarsın. Pazartesiler hariç. İyi gidiyorsun ama hızlanman lazım. Şu şişelerdeki içkilerin ölçülmesi lazım. Haftada bir yapayım mı? Yap. Dur, Tevfik'le beraber yap. Üniforma giyiyor muyuz, böyle mi? Düşünme çabuk. Hayır, kot, pantolon, tişört. 6 ay sonra zam? Yok. Tüh, kandıramadık. Sigorta? Yok. Akşam yemek? Var. Zor kararını düşün şimdi, hemen ilk aklına gelen. Hemen. Yapmam gerek. Yapmam gerek. Bak. Ne kadar kolaymış. Evet. Ne kadar kolaymış. Bade, işin bittiyse sen çık. Şimdi. Abi. Ezel'den haber gelene kadar burada dinleneceğiz Tefa. Bir şey yok. Tefa, sen dışarıyı kollasana. Parmaksız peşimizdedir. Bir şey yok abim. Bir konuşacağız. Konuşmayalım mı? Nazikçe. Tefo, sen bu kızı seviyorsun, anladık. Ama kendin gördün oğlum. Hala tanıyorum diyor musun sen bu kızı? E gitmedi onlarla, bizde kaldı. Gitseydi şimdiye boğazını keserlerdi. Bu kızın içine niye pompaladı o boku Temmuz? Yarın gazetelerde okuyordun. Evden kaçmış genç üniversiteli kızın dramını. Biliyorum abi, aptal değilim. Casusluğun bedeli Tefo. O tarafı biliyoruz. O taraf affetmez. Biz onlar değiliz Ali abi. Aynen. O yüzden burada bu kız. Sana güveniyor. Senin onu affedeceğine güveniyor.
Ben bir dışarıya bakayım geleyim. Çok duyuyoruz adını bu ara. Geleyim bir kendim göreyim dedin. Ne iyi yaptınız. Niye geldik sence biz buraya? Tanışmak için. Doğru. Tanışalım. Belki başkaları yanlış tanıtmıştır bizi sana. He? Biz mantıklı insanlarız. Ne güzel. Mantığın sesini dinleyen insanları severiz. Kim olduğuna bakmayız. Biz başkaları gibi şiddete başvurmayız. İş adamıyız. Buralarda ne kazanırsan 20 katı var. Uçak bileti. Atla git. Hayatını yaşa. Çok cömertsiniz Yusuf Bey. Ama kabul edemem. İnsan burada kalanları merak eder, değil mi? Oraya yazacakların Yusuf Eğir'in güvencesi altında. Benim sözüm. O güvence kapsamı dışında. O zaman kabul edemem. Sevgili Ezel, durumun ciddiyetinin farkında mısın? Her zaman. Bak, benim derdim insanların canı yanmasın. İlkel insanlar değiliz biz. Peki. Cengiz, sevmiyor musun o çocuğu? Belki... Bak, belki diyorum. Belki onu sana veririm, ha? Siz belki verirsiniz. Ama ben kendim kesin alırım. Yusuf Bey, siz iş adamısınız. Bana öyle bir şey verin ki ben onu zaten alamayayım. Nedir o? Hiçbir şey. Kaleminiz. Gel. Senle küçük bir yürüyüş yapalım. Sadece ikimiz. Ona varım. Çıkarım. Merhaba. Ezel Bey, kusura bakmayın. Size sormadan misafirlerinize ikram hazırladım ama. Aa, ben sizi tanıyorum. Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? 12 gibi burada bir kutlama başlayacak da dolar burası birazdan kalmaz. Buyurun lütfen. İlk kimle konuştun? Temmuz. Önce onunla konuştum. Ne kadar verdiler sana? Sandığın gibi değil. Ulan hadi yıkar. Bu herife yapılır mı lan? Hepimiz bu herife yapılır mı? Tefo aşık oldu lan sana, seviyordu lan seni. Senin geçmişini biliyorsun lan herifin. O herife yapılır mı lan karısı? Zannettiğin gibi değil. Ne zannettiğim gibi değil lan? Bu da mı zannettiğim gibi değil ha? Bu da mı zannettiğim gibi değil? Göstermedim herife. Herife göstersem ortadan ikiye ayrılırdı. Okuyorum lan. Okuma. Mayıs 2010. Tevfik hoşlanıyor benden. Okuma. Buradaki en uyumsuz insan o. Anadolulu, cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Ekibin casusu, ekibin katili. Sürekli bana bakıyor, korkutuyor beni. Ama buradaki zayıf halka o, çok ezik. Ona güven verirsem, sevgi verirsem en kolay onu kendi tarafıma çekebilirim. Başladım bile, bir haftaya aşık olur bana. Ne bir haftası be? İlk günden aşıktım zaten.
İçeriden sizi duyunca birkaç arkadaşımı çağırayım dedim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilemiyorum. Hayat kurtardın. Iska. Sevdim burayı. Güzel yapmışsın. Daha yeni. Daha da büyüteceğim. Alem adamsın. Cengiz'i Ramiz'e versek, seni ben alsam. Sevdim seni aslında. Belki bir gün hep beraber otururuz masaya. Niye olmasın? Sen ihtiyarı ikna edersin, ben de Kenan'la iki laflarım. Bırakırız bunları ya Allah aşkına. İşimize bakarız ha. Bak, nereden nereye? Demin ipten döndün. Ama tanıştık. Anlaştık, kaynaştık. Belki de talihin dönmüştür. Konuşalım. Her zaman beklerim. Her şeyini öğren. Canını bırakmayacağım. Dayı, Eğir buradaydı. Gelme, gerek yok. Bir şey olmadı. Gayet medeni bir şekilde savaş ilan ettik. Savaş dayı. Birilerinin ölüm emrini vereceğim artık. Daha nasıl? Gözüme karartayım, tetiği çekeyim desem o bile değil. Uzaktan, sakin, soğukkanlı. Emri ver. Sen nasıl yapıyorsun dayı? Tetiği önce kafamda çekiyorum yeğen. Kapıyorum gözümü. Kafamda geçiyorum o adamın karşısına. Çekip silahımı dayıyorum kafasına. Sonra da kendime soruyorum. Bu kişi hak etti mi ölmeyi? Ali, Şebnem yanında mı? Evet. Ya. Ne dedi Ezel? Ne dedi Ali abi? Yap dedi. Zannettiğin gibi değil Tevfik. Sen değil Defo, sen değil. Hep bendim be Ali abi. Bari bu sefer doğruyu söyle bana. Varna'ya falan gitmeyeceğiz değil mi? Yok lan. Nerede gideceğiz? Kumarhane falan da açmayacağız. Hikaye. Sevdiğim kadını kötü adamların elinden kurtarıp sonsuza kadar mutlu yaşamayacağız. Zor bir defa. Zor. Denedim ama değil mi abi? Ha denedim.
Denedim koçum. Sen dışarıyı kolla Ali abi. Neredeyse gelirler. Tevfik bir dinle. Zannettiğin gibi değil. İstemeyerek gittim. Aptallık ettim. Kamil ölünce hepinize çok kızdım. Bara gittim. Çok içtim. Eskisi gibi çok içtim. Sonra biri yanıma geldi. Tanımıyordum. Onunla gittim. Yeter be Sedam! Zannettiğin gibi değil, zorladı beni. Aferin. İyi bir kızsın sen. İşte ödülüm. Zorladı beni. Her gün. Hatırlıyor musun? Arıyordun beni. İyi miyim diye. İyidir Tevfik. Senden? Yok ya. Bugün de evdeyim. Film falan seyredeceğim. Okey. Bye. Aferin. O zaman ödülüm. Her gün zorladı beni. Tehdit etti. Bağladı. Kaçmayayım diye kilitledi. Zorla yaptım. Ta ki çok utanıyorum. Ay kaçamayana kadar. Nasıl bir şey biliyor musun? Bana inanmıyorsun değil mi? Sana yalan söyledim diye. Ama gözlerime bakınca da mı inanmıyorsun? Kağıtlara bakınca inanıyorsun. Gözüme bakınca inanmıyor musun? Peki Tevfik. İnanma o zaman. Ama ben hiçbirinizi satmadım. Hepinizden daha çok nefret ettim o adamdan. Geldiler Tefo. Senin için kaldım. Senin için gittim o adamın yanına. Eğilip kokluyordu. Nasıl iğrendim. Ama içlerine girip güvendirmek için gittim. Bana inansınlar. Güvensinler diye kaldım. Niye? Şu kadar kalmıştı. İnanıyorlardı. Senin ne istediğini biliyorum. Onu öğrenip gelecektim. Sevdiğim adamla sonsuza dek mutlu olmak için yaptım.
Acele etmemiz gerek, geldiler Tefo. İnanmıyorum Şebnem. Denedim. Tevfik. Ne yapayım? Denedim aşkım. Ben usanmam değil mi Ali abi? Ha? Alo Kenan? Of, açmayacaksın sandım ha. Ne zaman açmadım sen de? 4 aydır her gece yarısı koşturuyorum sahneden. Kızma ya. Sen de olmasan deliririm ben burada Selma. İyisin değil mi? Aha. Çok özledim seni. Tamam. Artık kapatmam lazım. Dur, dur. Biraz daha kal. Burası çok uzun. Kimseyi tanımıyorum. Evden çıkmıyorum. Delireceğim ben burada Selma. Ama şey, polisler daha az geliyor artık. Biraz daha dayan. Sen de özledin mi beni? Tabii. Ama gitmem lazım. Ne kadar? Çok. Çok ne? Çok özledim. Ben de seni çok özledim. Anlatsana biraz. Nasıl oralar? Nasıl olsun? Bildiğin gibi. Gazına her gece tıklım tıklım. Tamam Kenancığım. Ben de seni. Ramiz Bey nasıl? Beğendiniz mi? Gel. Gel Şehrazat. Bugün sizin için dans ettim. Müziğimi de kendim seçtim. Beğendiğinize sevindim. Teşekkür ederim. Benim işim bitti. Gezmeye gidecektik. Geç kalıyoruz. Vazgeçtim ben. Böyle iyi. Otursana. Gel sen de iç. Ne yapıyorsun sen de milletin içinde? Seni ilgilendirmez. Gitsene dans sözüne. Kıskandın mı? Ne kıskanacağım seni? Seni mi bekleyecektim burada telefonda oynaş diye? Kenan o bir kere, Kenan! Kenan, Kenan! Yetti be! 4 aydır Kenan! Hiç
tanıyamamışım seni. Çık odamdan. Kenan yok senin karşında. Fark ettim. Kenan senin gibi şey mi? Neymişim ben? Kaba saba bir şeysin. Dayısın ya. Herkes korkuyor senden. Korkacak tabii. Al işte. Sınırın yok, utanman yok, sakınman yok. Her istediğini alamazsın, tamam mı? Alırım. Alamazsın. Sırf kaba kuvvet. Alamazsın işte, tamam mı? Vicdanın yok mu senin? Alamazsın işte. Vahşisin sen. Vahşi herif, vahşisin. Bilmediğim çok şey var hayatta. Bir erkek bir kadını ilk ne zaman tanır? Bilmem. Ona söylenecek doğru lafları sonunda bulunca mı? Çok uzakta da olsa nerede olduğunu, ne yaptığını bilince mi? Ne haber Sincap? Ya da karşında tüm alem, sen onun tarafında kaldığında mı? Denedim. En azından denedim. Geleceğim dedi. Ezel'in istediklerini öğrenip döneceğim dedi. Çizgiyi açtın oğlum sen. Çizgiyi açtın. Bir karı için hepimizi sattın lan. Çizgiyi açtın. Yaptığının ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi Tevfik? Evet. Seni artık burada tutamayız. Biliyorum. Her şeyini kaybettin Tevfik. Aptal herif! Kızma be abi. Nasıl kızmayayım lan? Beni de kaybettin. Nasıl kızmayayım? Olsun. Belki bir gün affedersiniz beni. Ha? Belki bir gün anlarsınız bile. Ne dedim sana? Bir daha mı kekleyeceksin bizi? Bir şey değişmedi abla. Vallahi değişti. Artık içlerindeyim. Bu da benden bir hediye. Serdar'ın adresi. Mert'i öldüren adam. Onu istemiyor muydu? Tevfik, kapa kapıyı. Bir erkek bir kadını ne zaman tanır? Daha bugün öğrendim. İnandılar. Hiçbir zaman. Tabii ki inandılar. İtiraf etmeliyim, bugüne dek gördüğüm en iyi işi çıkardım. Bu daha bir şey değil. Daha bir şey. Hem casusumuzu daha da içeri soktun. Hem de benim canımı sıkmaya meyilli adamı düşmanıma sundum. Daha yeni başlıyorum. Başlıyoruz. Çok konuşalım.
Lütfen. Daha bir şey soracağım. Sence bu duruma Eşan üzülmeyecek mi? Ezel'in babasını öldürmesine mi? Hı. Üzülecek. Kızacak. O kadar çok kızacak ki belki de aman Ezel'e bir şey olmasın kuralını unutacak. Açtım. Beni bile açtım. Ortak.